Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan'a hoş geldiniz. Bugün tekrardan kısa korku filmleri hep beraber tepki vereceğiz. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma aşağı tarama olmayı unutmayın arkadaşlar. Peki, ışıklar açık mı izleyeceğiz? Tabii ki de hayır. Durun bir kapatayım. Lay 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 lay. Fuck off. Arkadaşlar biliyorsunuz ben korku videoları çeke çeke artık korkmamaya başladım. Çünkü artık korku hoşuma gidiyor benim böyle. Neyse, gerizekalılaşmadan videoyu izlemeye başladım. İlk filmimiz arkadaşlar 3 dakikalık Polaroid filmi. Yani hadi bakalım izleyelim. Wow. Bu arada filmi seçerken böyle ileri sara hemen böyle sara sara seçtim. Yani hep beraber izleyeceğiz sizlerle birlikte. Hep beraber izleyeceğiz sizlerle birlikte. Nasıl bir cümle bilmiyorum ama her neyse boşverin. Evet. Bak. Adam arşiv kutusunu karıştırırken Polaroid söyleyemiyorum bunu. Kamerası buldu. Bak. Otomatik yanlışlıkla çekti. Bu kamera fotoğrafı çektikten hemen sonra çıktısını veriyor. Çok iyi bir kamera, eski bir kamera. Şimdi var mı bilmiyorum. Yok herhalde ya. Hayatta zor bulursunuz. Adam etrafı çekiyor. Kesin korkunç bir şey çıkacak. Yani adı üstünde korku filmi. Böyle sallıyorsunuz. Hop. Ne çıkacak? Evet, gerilim müziği verdi. Yani bilmiyorum. Korkmuyorum artık yani. Şimdi arkamdan bir şey çıkar diye bir şey korkuyorum ama. Bu arada Türkçem bozuk benim arkadaşlar. Adam şaşırdı. Allah'ım ani bir şeyler çıkmasın. Ben başka bir şey istemiyorum. Ama düşseniz de gerçekte böyle bir şey oluyor. Yani ben altıma sıçarım dürüst olayım. Bir de fazla konuşmayacağım. Filmi anlayın. Bir anda ses verdi, korktum. Korkuyorum. Ne yapacağım, bir tane daha mı çekeceksin? Mikrofon takıldı. Ya işte olayların üstüne gitmeyeceksin. Korku filminde bunu çok yapıyorlar. Bir yaratığın vesaire olduğu yere gitmeyin. Yakınlaşıp çekiyor. Evet. Heyecanla bekliyor. Abo. Amını s**eyim. Korktum. Evet. Oğlum çok saçma korktum ya. Modum düştü lan. Oğlum ilk filmden ani şeyi çıkardılar, altıma sıçtım. Her neyse, ikinci filmimiz arkadaşlar Ding Dong. O ne lan öyle zil sesi gibi. Ding Dong. Ding Dong. Her neyse izleyelim. Bu da 3 dakika. Dekar Films. Dejar. Dekar. Her neyse. Ooo, bir seksi mutfak. Ve saat tıkırdaması. Ding Dong. Oğlum aynı zamanda dedim lan. Evet. Bir tane güzel bir hanımefendi yatağında uyuyor. Anlatmama gerek yok, görüyorsunuz. Bu 2016'da yapılmış. Wow. Kapı çaldı gecenin bir saati. Allah. Ulan oradan bir şey çıktığını düşünsenize. Ki büyük bir ihtimal çıkacak. Yani. Evet, bir kere daha çaldı. Böyle olduğumu genellikle ben sövüyorum. Gerçek hayatta böyle oluyor, benim başıma geliyor. Ya niye ikincisinde yavaş yaklaşıyorlar bu filmlerde? Gerçi benim filmlerimde de öyle. İzlemek istiyorsanız iyi butonla basabilirsiniz. Şurada mı şurada mı bilmiyorum. Evet, bir kere daha bakacak. İşte bu olmaz. Bu olmaz. Yeter lan. Yeter, zili çaldınız. Oğlum ben zilin sürekli çalmasından nefret ediyorum ya. Siz de nefret ediyorsanız yorumlarda belirtin. Ya.
Aha müzik geldi. Müzik geldiyse boku yedik. Keşke önceden izleseydim. Şu an bilmediğim için korkuyorum. Her neyse böyle daha doğal olur. Ulan arkasından bir şey çıkacak değil mi? Benim arkamda bir şey yok. İnşallah. O ses nereden geliyor lan? Biri kapıyı tırmalıyor. Ya madem... Çok korkuyorum. Felaket korkuyorum. Allah kahretmesin başım şişti. Lan başım şişti. Başım şişti lan. Geri zekalı başım şişti. Beynini ırzını sevdiğim başım şişti. Anna avradını. O ne lan dabbemin? Aa, el çıktı. Bok yedik. Hayır olamaz. Yani böyle ananı tanıyorum ben bir yerden. Allah belanı vermesin. Ya bu kısa filmlerde genellikle sona bir korkunç bir şey ekliyorlar. Benim ayna filmim efsaneydi. Ben korkunç bir şey eklemedim. Yani komedi olmuştu. Korku yazmamın sebebi izlenme kasmamdı. Kastım ama. Evet ikincisi arkadaşlar out of sight. Out of sight ne demekti ya? Bir şeylerden uzakta demek de unuttum her neyse. Türkçesini unuttum. İzleyelim. Bunu izleyeceğiz bir de sonda bir tane daha izleyeceğiz. Sonuncusu efsane arkadaşlar. Bunların üçünden daha güzel. Evet kadının telefonu titredi. Mesaj geldi büyük ihtimal. Lütfen mesajı göstermeyi evet Snapchat'i açtı arkasından. Arkasında bir şey gözüktü. Klasik. Böyle şeyleri ezberledi gizli gizli. Evet şimdi de yok. Evet, ben olsam televizyonu kapatmam bari bir ses kalabalığı olsun. Ya oğlum şu kamerayı şöyle çevirdikleri zaman ben çok korkuyorum bir şey çıkacak diye. Yapmayın onu lütfen. Kadın strese girdi. Yani biz de burada girdik. Evet telefonda bir tane daha mesaj geldi. Wow. Yalnız mesaj geliyor niye kamerayı açıyor? Ben onu anlamadım. Korkuttun. Fotoğraf çekmiş. Ah. Korkuyorum. Hayır arkana bakma. Arkana bakma. Don't look away. Pardon. Don't look back. Ne diyorum ben? Kafayı yedim korkudan arkadaşlar. Bence açma orayı. Abo. Tam canavar çıkacak odası. Bak hala çekiyor. Geri zekalı mal mısın nesin ya? Ben nasıl uyuyacağım gece ya? Arkadan müziği de veriyorlar ama. Evet zaten iki katlı evlerde genellikle şey olur. Korkunç olay olur. Evet kapı kilitli. Bence de en iyisi dışarı kaçmak. Vay be yağmurlu bir gün. Çıplak ayakla sürüyor. Oğlum bu efektler hiç korkutucu olmamış ki. Evet bu filmi yapanın emeğini s**.
Şimdi geldik bombaya. Bu gerçekten korkunç. Bunu 14 yaşından küçüklerin izlemesini tavsiye etmiyorum. Bir polisin kamerasıyla çekilmiş bir görüntü yabancılarda. Polis gövdesine mi kafasına mı her neyse bir kamera bağlamış. Ve bu kamerayla korkunç gizemli bir evi geziyor. Film 2 dakika. Filmin ismi Cop Cam. Yani Cop Polis Cam Kamera. Polis kamerası film. İsterseniz siz de YouTube'dan bakabilirsiniz. Bomba bir film. Bakın geliyor. Evet, ev bu. Bir katlı, müstakil bir ev. Böyle polisin kamerası şu anda, polis giriyor içeri. Bu gerçek mi değil mi onu bilmiyorum ama bak bir geçit var orada. Ses biraz yüksek, ben kısacağım. Evet. Yani buradan %100 bir şeyler çıkar. Burada diğer polislerle iletişim kuruyor. Of, silahını bir adam zannedip kurdu. Evet, böyle şeyler genellikle daha korkunç oluyor. Oo, evin her yeri küçük geçitlerle dolu. Ve eve bir şeyler olmuş. Bir ağlama sesleri geliyor. Evde biri varsa ellerini kaldırsın şu anda diyor. Ay, orada örtülü bir şey var. Kan var üzerinde lan. Oğlum kan lan, göstermeyin ya. Yani etkilendiğimden değil, video sarı dolaylık. O kimdi lan? Biri geçti oradan. Sıçıyor galiba, bir rahat bırak polis bey. Arkana dön şu anda diyor. Oğlum. Aa, kamera yere düştü. Ay kıza bak lan. Oğlum çok korkunç. Ben böyle şeylerden korkuyorum işte. Ay ele bak. Hayır. Ben gece uyuyamam. Işığı açmam lazım. Evet, filmler güzeldi. O en sonuncusu bombaydı bence. Videoda zaten filmlerin ismini söyledim arkadaşlar. Gidip YouTube'a aratarak bulabilirsiniz. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Yandaki videolarıma tıklayarak da önceki videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olursanız sevinirim çünkü 2000 abone olacağız. Yakın bir zamanda 2000. 2000 özel vesaire yapmak istemiyorum. Hani 10.000 abonede yaparız. 50.000 de yaparız. 100.000 de yaparız. Hani böyle 2000'dir, 3000'dir, 4000'dir yapmayız. Teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.